Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaban dikimi paylaşıyorum sizlerle. Bir önceki videomda hazırladığım kalıpları kullanıyorum. Kabanımın boyu 90 cm. 38 beden ve 90 cm'lik bir kaban için 1,5 metrelik kumaş yeterli oluyor. Kaşe kumaş kullanıyorum. Kalıplarımı 2 kat kumaşımın üzerine bu şekilde yerleştirdim. Kalıplarım dikiş paysız. Kesim yaparken bütün çevresinden 1'er cm, etek uçlarından da 4 cm dikiş payı vererek keseceğim. Kalıplarımın düz boy ipleri doğrultusunda arka parçam, ön parçam ve klapamı, daha sonra kolu ve cep parçalarımı kesiyorum. Bu videomu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen butonuna tıklayabilir, videolarımın devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kesime başlayabiliriz. Kol kalıbında da yine bütün çevresinden 1 cm, kol ucundan 4 cm pay vererek kesiyorum. Pervazlarımız, cep parçalarımız ve üst yaka için yine bütün çevresinden 1'er cm vererek kesiyorum. Kol ucunda dikiş payını verirken buradan aşağıya doğru birazcık açılma veriyorum. Katlandığı zaman kasma yapmasın diye. Daha geniş olan bir alana dikilecek çünkü. O yüzden kol ucunda böyle bir açılma oluyor. İki metre kumaşımdan artan parçam böyle. Cep torbasından 4 parça kesilecekti. O yüzden böyle 4 kat olarak kesiyorum bu parçamı. Diğer parçalarım ikişer tane. Bütün parçalarımızı dikiş payı vererek kestik. Makasla dikiş payı vermekte zorlanırsanız eğer kalıplarınıza önceden dikiş payı vermenizi öneririm. Bütün parçalarımızı kestikten sonra dikiş adımlarımız şu şekilde olacak. Klapamıza, üst yakamıza ve yarım ay parçasına, yani arka pervaza tele yapıştırıyoruz. Daha sonra cep torbası ve cep kapağını kullanarak ön bedende istediğimiz yerde cep açıklığı oluşturup burada cepleri yapacağız. Ön ve arka parçayı çatma işlemini yapıp kolu takacağız. Son olarak da yaka kısmını, buradaki erkek yakayı, klapaları ve pervazı kullanarak temizlemiş olacağız. Yani pervazlama işlemini yapacağız. Daha sonra kabanımız üzerinde ilik düğme açarak veya kuşak yaparak çeşitli aksesuarlarla zenginleştirebiliriz. Bu kabanımız astarsız bir kaban olacak. Daha sonra bir kaban videosu daha hazırlayacağım. O videomda da daha çok astarlama üzerine ağırlık vereceğim. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Dikiş işlemine başlarken öncelikle ön parçalara ceplerimizi dikiyoruz. Cebin olmasını istediğim yeri belirleyip buraya bir çizgi çektim. Diğer ön parçada da cebin simetrik olabilmesi için bu çizginin başına ve sonuna iğneler takıyorum. Sonra arka tarafını çevirip iğnelerin olduğu yerden diğer ön parçaya simetrik bir şekilde cebi oluşturuyorum. İki ön parçada da cepler simetrik bir şekilde çizilmiş oluyor. Cep parçalarımızı oluştururken burada ölçü vermedim. Dikkat etmemiz gereken tek yer cep kapağının cep kesesinden 2 cm daha dar olması. Cep kesemiz 20 cm genişliğinde. Cep kapağımız da 18 cm. Cep kapağının eni 12 cm. Uzunluğu da 18 cm'miş. Böyle yüzüne doğru kapatıyoruz. Ve kenarlarından bir dikiş yapıyoruz. Cep kapağının kenarlarını diktikten sonra bu köşelerine kesik atıyorum.
Köşelerini kestikten sonra cep kapağını yüzüne çeviriyoruz. Cep kapağımızı yüzüne çevirdikten sonra cep kesesinin düz olan tarafına bu şekilde ortalayarak dikiyoruz. Şöyle ince bir dikiş yapıyoruz. Şimdi bu iki parçadan kapaklı olan tarafı çizdiğim çizginin yukarısına böyle yerleştiriyorum. Tam çizginin kenarında kumaşların yüzü yüzüne bakacak şekilde. Diğer parçamı da çizginin diğer tarafına yüzü yüzüne bakacak şekilde kenarlarından 1 cm'lik dikiş yapıyorum. Buradaki kenar dikişlerini yaptıktan sonra altta çizdiğimiz çizgiden kumaşımızı kesiyoruz ve bu iki parçayı kestiğimiz açıklıktan iç tarafa atarak cep kesesini oluşturacağız. Bu cep kapağı da bu şekilde öne doğru dönmüş olacak ve içeride bir cep kesesi oluşacak. İğnelediğimiz yerlerden cep kapaklarını bu şekilde diktim ince bir dikişle. Yalnız buradaki dikişin başından ve sonundan belli bir miktar pay bırakmamız gerekiyor. Bu pay da buradaki kapak genişliğinde aslında. Dikişimi kapak genişliğinde yaptım. Bu dikişlerimizi yaptıktan sonra kumaşımızı ters taraftan, yani şu iki dikişin arasından kesiyoruz. Dikişi bir miktar düz kestikten sonra uçlara doğru bir üçgen şeklini veriyoruz. Bu şekilde kesme işlemi yaptık. Buradaki boşluktan cep parçalarını içeriye atıyorum. Cep parçalarını içeriye atınca burada böyle bir görüntüsü oluyor. Şimdi bu cepleri tekrar açıyorum. Kapaklı olan tarafı değil de diğer tarafı, buraya bir çıma dikişi yapıyorum. Ön parça ve cep parçasını, bu iki parçayı bir tutup şuraya bir çıma dikişi yapıyorum. Çıma dikişini yaptık. Şimdi bu cebi güzelce bir düzeltiyoruz. Cebi düzelttikten sonra üzerinden birkaç iğneyle tutturuyorum. Şöyle çevresine bir çıma dikişi yapacağız. Yani kapağın yanlarına ve üstüne. Şimdi etrafından çıma dikişini de yaptıktan sonra cebimizin görünümü bu şekilde. Son olarak arkadaki cep kesesini birleştiriyoruz. Yani bu iki parçayı birleştiriyoruz. Cebin kenarları bu şekilde kalıyor. Yani cep kapağını keseden 2 cm dar kesmemiz bize bu kenarlardaki 1 cm'lik dikiş payını sağlıyor. Bu fazlalıklardan böyle cep kesesini birleştiriyoruz. Buradaki fazlalığı da kesiyorum. Cebimizi bu şekilde oluşturduk. Ön parçalarımıza ceplerimizi diktik. Şimdi bunların üzerine arka parçamı da
arka ortasından birleştirdim. Ve arka parçayı ön parçanın üzerine yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ön ve arka parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum ve buradan omuz dikişlerini yapıyorum. Daha sonra bu kısmını açıyorum. Buradaki kol ayıntısına kolu takıyoruz. Kolu buradaki kol evine taktıktan sonra ön ve arka parçayı tekrar yüz yüzüne bakacak şekilde kapatıyorum. Burada kol ağzından başlayarak etek ucuna kadar yan dikiş yapıyorum. Yakanın orta kısmını arka ortadaki dikiş yerine denk getiriyorum. Üst yakayı bedene takarken şuradaki köşe noktasına bir çıt atıyoruz. Çapraz bir şekilde çıt atıyorum ki buradaki köşe noktasında yaka rahat bir şekilde dönebilsin diye. Burada rahat bir dönüş sağlasın diye beden tarafındaki yakanın köşesine çapraz olarak bir çıt atıyorum. Diğer köşeye geldiğimde yine beden tarafına bir çıt atıyorum. Buradaki çıt buradaki köşeye denk gelecek. Yakanın bu köşede rahat dönebilmesi için bu çıtı atmayı unutmayın. Köşe noktasında iğne içerideyken ayağa kaldırıyorum. Kumaşımı döndürüp ayağa indiriyorum. Çıtlar sayesinde buradaki köşelerde sorunsuz bir şekilde çıkmış oluyor. Klapalara, üst yakaya ve pervaza tele yapıştırıyoruz. Telemizi yapıştırdıktan sonra klapalarla arka pervazı omuz hattından dikiyoruz. Üst yakanın arka ortasını pervazın ortasındaki çıta denk getirerek bu şekilde yaka etrafına dikiyoruz. Pervazlı yakamızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Klapaları ve pervazı omuz hizasında dikiyorum. Üst yakayı dikerken klapa ve pervazın olduğu omuz dikişini açtırıyorum. Köşeye geldiğimde ayağı kaldırıyorum. İğne içerideyken üst yaka parçasını çeviriyorum. Ve ayağı indiriyorum. Yakanın dikişi bu şekilde olacak. Tam bir üçgen şeklinde. Kabanı diktikten sonra iç yüzü aşağıda olacak şekilde seriyoruz böyle. Hazırladığımız klapamızı da yakasını ve pervazını bütün parçalarını bu şekilde diktik. Şimdi burada
pervazla bedendeki yaka kısımlarını üst üste koyarak bütün etrafından dikeceğiz ve daha sonra çevirme işlemi yapacağız. İğnelediğim gibi etek ucundan başlayarak yakadan buradaki üçgen kısımlarını dikip diğer tarafta etek ucuna kadar dikişimizi yapıyoruz. Daha sonra bu pervazı öne doğru çeviriyoruz. İğnelediğim şekilde kılapayı dikiyorum. Pervazı ters çevirmeden önce şuradaki köşe noktalarını inceltiyorum. Daha rahat dönebilsin diye köşe noktalarına kesik atıyorum. Köşe noktalarını rahatlattıktan sonra pervazımızı çevirebiliriz. Şimdi bütün yaka çevresince bir gazi dikişi yapacağım kenar hattına daha iyi dursun diye. Gazi dikişimizi de bitirdikten sonra bu yakanın böyle geriye doğru atmaması için kendisini şuradaki ense dikişinden pervazı ve bedeni bu iki dikişi birbirine tutturmak gerekiyor. Hatta şuradaki köşeye kadar dikebiliriz. Bu kısımları bütün dikiş paylarından birleştiriyoruz. Yani kabanın kendi dikişinden öteye geçmiyoruz. Şuradaki dikiş payından birbirine tutturuyoruz ki bu pervaz sürekli dışarıya doğru dönmesin diye. Erkek yaka kaban dikimimizi tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı, diğer videolarımı görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.